Arkadaşlardan geliyorduk. Binamızın önünde bir tane bank gördük. Evimizde de oturacak koltuğumuz olmadığı için biz de arkadaşlarla bunu alalım dedik. En azından üstünde bilgisayarımızda derslerimizi falan yaparız, otururuz diye şey yaptık. Tuttuk eve getirdik. Sonra da arkadaşımız sosyal medyada paylaştı bunu. Gündem oldu o da. Ondan sonra Sarıyer Belediyesi iletişime geçti bizimle. İşte bankı geri yerine koyun. Aldığımız yere aynen geri koyduk. Sarıyer Belediyesi geri yerine koymamızı istedi. Tamamen bir art niyetimiz yoktur. Devletimizin malına en ufak bir zarar vermediğimiz halde çoğu insan bize hırsız damgasını vurdu. Hani bu hem bizi hem de ailemizi çok üzen bir durumdu. Bundan dolayı çok üzgünüz. Kesinlikle bankı aldığımız gibi aldığımız yere en ufak bir zarar vermeden tertemiz bıraktık. Herhangi bir sıkıntı yok bankta. Sandalyeyi getirenler ve aracı olanlara da çok teşekkür ediyoruz. Biz geldik, arkadaşlarımızın evini ziyaret ettik, gördük. Burada birçok eksiğinin olduğunu fark ettik. Bugün getirdiğimiz ihtiyaç malzemeleri bile yetersiz kalacağını düşünüyorum. Oturma gruplarına ihtiyacı var, yatak yorgana ihtiyaçları var. Giyecek. Artık ne düşünebiliyorsanız, yani bir evin ihtiyacı neyse, bu gençlerin, kendi çocuğunuz gibi düşünün. Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti olarak biz ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza ulaştık. Bunlara yardımcı olunması konusunda görüşlerimizi bildirdik. Sağ olsunlar, onlar da bizleri kırmayıp bu çocuklara destek olacaklarını söylediler. Bizler de geldik, arkadaşlarımıza bu ihtiyaç malzemelerini sunduk.